Çağdaş'ın İngilizce Dil Okulu'nda her bölümde 5 adet İngilizce cümleyi cümle kurarak öğrenmeye devam ediyoruz arkadaşlar. 6. bölümdeyiz. Hemen ilk cümlemize ve ilk kelimemize geçebiliriz. Kelimemiz arrogant. Arrogant sıfattır arkadaşlar ve kibirli, küstah, kendini beğenmiş anlamlarında kullanılmaktadır. Burada kibirli ve küstah anlamında sizlere birkaç tane örnek vereyim arkadaşlar. Kibirli anlamında belki günlük hayatta duymuş olabilirsin. Wayne kibirli anlamda erogente burada eş anlamlı olarak söylenebilir. Ve aynı zamanda küstah anlamında da belki yine duymuş olabilirsin. Çiki, çeki yine burada küstah anlamında kullanılmaktadır. Zaten birbirlerine yakın kelimelerdir. Burada erogente ortak olabilir arkadaşlar. Ve aynı zamanda da kendini beğenmiş anlamında da kullanılmaktadır. Şimdi bununla ilgili örneğimize bakalım. O sadece kibirli değil aynı zamanda bencildir. Burada herhangi bir fiil yok. Hareketli fiil ve to be fiiline kurulacaktır. Evet burada şunu fark ettim. Sadece değil aynı zamanda anlamında not only balolta yapısını kullanalım. Paralellik ifadesi veren bağlaçlar ve aynı zamanda kibirli anlamda erogenti kullanalım burada. Şimdi burada şöyle sıralı ifade zaten. İlk olarak sadece değil ile birlikte kibirliği hemen yapalım arkadaşlar. He ya da she fark etmez. Öznemiz he olsun. He is not only hemen kurdum burada. Bakın sadece değil diyor ya. Not only kurdum burada. Kibirli diyeceksiniz. Yani arrogant'ı kullanacaksınız burada. Arrogant. He is not only arrogant. But also. But also. Bencil anlamında da selfish'i kullanalım. Selfish. Bencil anlamında da kullanılmaktadır. Cümlede zaten bu şekilde noktalanmış oldu arkadaşlar. Burada rogente kibirli anlamında kullandık. Şurada da görebilirsiniz zaten. Diğer kelimelerimiz de ve aynı zamanda nazolini badolsa yapısına da aşina olursanız çok da yararlı olur sizler için. İlk kelimemiz bu şekildeydi. 2. Artificial bir sıfattır yine arkadaşlar. Artificial da yapay, suni, yapmacık, yapma anlamlarında kullanılmaktadır. Artificial zaten günlük hayatta çokça karşılaştığımız ve özellikle günümüz teknolojisinde ve de işte Endüstri 4.0, 5.0'ın konuşulduğu durumlarda çokça Artificial kullanılmaktadır. Bir sıfat kelime olarak da arkadaşlar bunu belirteyim. Burada sağ tarafta yapay ve suniye birkaç tane örnek verelim arkadaşlar. Tabi ilk olarak aklımıza gelen bunlarla birlikte Artificial oluyor tabii ki. Bununla birlikte Synthetic bu da kullanılmaktadır. Synthetic yine bu anlamda yapay anlamında kullanılmaktadır arkadaşlar. Şimdi yapay dediğimiz zaman şu aklınıza geliyor mu? Doğal olmayan. Doğal ne demektir? Natural. E doğal olmayan derseniz de şunun başına bir ek getirirseniz olumsuz ek. An un ekini unnatural yapay anlamında kullanılmaktadır. Bir de aynı suni gibi düşüneceğimiz arkadaşlar. Spurious, spurious bu da yapay ya da suni anlamında kullanılmaktadır. Bunu suniye de şöyle eş anlamlı olarak verebiliriz. Spurious'u. Bunu da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde sintetik de bu şekilde kullanılmaktadır. Bakın yapay, suni zaten yakın anlamlıdır arkadaşlar. Bunu da buraya ekledim. Ve bir de suni anlamda hani suni ortam ve benzeri durumlarında yanlış anlamına da gelen false'u da false'u da kullanabilirsiniz. Bunu da belirtelim. Şimdi artificial ile alakalı örneğimize bakalım. Bu yapay kumaş ipek dokusuna sahiptir. Sahiptir ne? Bu yapay kumaş özne konumundadır ve yapay anlamında da artificial'ı kullanacağız. Hemen özne konumdaki ifade ve burada simple present tense kullanalım. Have has yani to have fiilini kullanalım. Bu yapay kumaş diyelim. Bu anlamında hemen işaret sıfatını kullanalım. This artificial artificial kumaş anlamında fabric. Fabric. Evet yeni bir kelime daha öğrenmiş oldunuz bu sayede. Şimdi bu tekil bir tane olduğu için have has'e dönüşüyor. Unutmayın sahiptir dedim. Ve aynı zamanda has got'la birlikte de yapabilirsiniz bunu. Neye sahipmiş? İpek dokusuna. Tamam. İpek dokusu bunu ters çevirelim. Off'la verelim arkadaşlar. İlk olarak doku diyelim burada. Doku texture. The texture texture of silk. Silk de ipek demektir. Doku anlamında texture, silk, ipek ve burada hey fiilini kullandık. Sahip olmak anlamında fabric, kumaş ve sonunda nihayetinde de artificial burada yapay anlamında kullanmış olduk arkadaşlar. İki de bu şekilde noktalanmış oldu. 3 ask fiili Çokça karşılaştığımız belki de en çok kullandığımız fiillerden kelimelerden bir tanesi Birçok bir zaten anlamı var ama ben burada iki tanesini almak istedim özellikle burada Ask sormak ve istemek anlamında %90 itibariyle kullanılmaktadır Şimdi birkaç tane sizlere burada Ask ile alakalı eş anlamlar vereyim arkadaşlar Şimdi sormak anlamında burada Aslında şöyle de Bunu algılayın arkadaşlar. Sormak, sorgulamak, böyle işte sorular sormak gibi bir anlamda kullanılmaktadır ve bu benim aklıma hemen query'yi getirdi. Query. Sormak, sorgulamak anlamında. Bunu unutmayın arkadaşlar. Mesela demand de hem aynı şekilde sormak anlamında hem de işte talep etmek, istemek anlamında da yine demand kullanılmaktadır. Bunu da belirteyim. Mesela pause. Pause da yine işte sormak anlamında kullanılmaktadır. Hani poz vermek anlamında tabii ki genel itibariyle kullanılıyor ama sormak anlamında da kullanılmaktadır. Bir de ask bir şu aldığı zaman arkadaşlar işte edat aldığı zaman ask about şeklinde bir edat aldığı zaman sormak anlamında kullanılmaktadır. Tabii istemek anlamında da işte ask edat aldığı zaman ne diyebiliriz diyebilirsiniz. Orada da edat değişiyor arkadaşlar. Ask for şeklinde istemek anlamında kullanılmaktadır. Onu da zaten ekleriz. Ask about da hem sormak hem de işte birinin halına hatrını sormak gibi işte bu mesela sağlığını sormak gibi ve benzer anlamlarda ask about kullanılmaktadır. Bunu da burada aklınıza aklınızda yer edinsin arkadaşlar. Bunu da kullanabilirsiniz. Şimdi burada istemek anlamında tabii birçok istemek dediğimiz zaman aklımıza gelen fiil var. Want fiil en çok kullandığımız fiillerden bir tanesi. Request. Request hem rica etmek anlamında da tabii ki kullanılabiliyor. Değil mi? Hem de istemek anlamında da kullanılabiliyor. Ask for. Hemen yazalım arkadaşlar bunu. Zaten açıkladım sizlere ask for'un. Burada istemek anlamında olduğunu. Bir de require'ı kullanalım. Require Şöyle. Birinci anlamında require, gerekmek, gerektirmek anlamında kullanılmaktadır. Tabi ikinci anlamda da istemek şeklinde de kullanabilirsiniz. Bu da aklınızda bulunsun. Bunlar da önemli kelimelerdir zaten. Günlük hayatta ve sınavlarımızda karşımıza çıkan kelimelerdir. Sormak ve istemek ask fiili. Erken ayrılmak istiyorsanız izin istemelisiniz. İzin istemek, tamam istemek anlamında Eski kullanalım bakalım. Şimdi burada şu var arkadaşlar. İstiyorsanız eğer anlamında bir küçük bir yapı var. Genellikle bunu İngilizce'de if clause veriyoruz değil mi? Koşul şart bildiren ssa eki. İstiyorsa. Burada bakın. Bunu o zaman if clause'a bağlayacağız. Öncelikle ana cümlesini yazalım. Sondan başlayalım. İzin istemelisiniz. Burada must'ı kullanalım. You must siz melisiniz dedim. You must ask, siz istemelisiniz. Ne istemelisiniz? İzin. You must ask permission. Permission. Siz izin istemelisiniz dedik. Şimdi if kolodu cümleye geçtim. If yazdım. Erken ayrılmak istiyorsanız. Burada istemek anlamında da want'ı kullanalım arkadaşlar. İki tane istemek var gördüğünüz gibi. If you, eğer siz If you want eğer istiyorsanız burada nasıl istiyorsanız ayrılmak. Bu ayrılmak fiili isimleşecek ve to infinitive olacak. If you want to leave ayrılmak terk etmek istiyorsanız dediğim sadece şu kaldı erken anlamında zarf kaldı. Bunda cümlenin sonuna early dersem noktayı koyarım. Cümlede çevrilmiş olur. Şurada bizim istemek anlamında kullandığımız ask fiili ve aynı zamanda burada want'a da kullanmış olduk. Güzel de bir cümle oldu. Aynı zamanda permission izin demektir. Early zarftır ve erken, erkenden anlamına gelmektedir. Leave ayrılmak, terk etmek, bırakmak anlamındadır. Ve if clause'da zaten anlattım sizlere arkadaşlar. Koşul şart bildiren bir bağlaçtır. Üçüncü kelime de bu şekilde dörde geçelim. Atrocious bir sıfattır. Acımasız, zalim aynı anlama gelmektedir aslında vahşi ve berbat anlamında kullanıyoruz. Burada dördüncü kelime olarak atrocious. Bakalım şimdi acımasız anlamında. Şimdi acımasız dediğimiz zaman zalim anlamına da geliyor aslında arkadaşlar. Brutal. Brutal. Burada savaşlarda ve benzeri işte savaş filmlerinde ve benzeri altyazılı izlediğiniz zaman brutal çok kullanılmaktadır. Tabii ki atrocious da kullanılır. Bunu da belirteyim. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Cruel Creel'da aslında kullanılmaktadır. Ben çoğu filmde gördüm. Acımasız anlamında. Creel ve rootless. Rootless. Aslında bunlar günlük hayatta kullanılan kelimelerdir. Root aslında isimdir arkadaşlar. Acıma, merhamet anlamlarında kullanılmaktadır. Bu da yeni bir kelimedir aslında sizler için. Lisekin'i aldığı zaman olumsuzluk katıyor. Yokluk belirtiyor değil mi? Onun tam tersi zıtlık ifadesi veriyordu. İşte merhametsiz anlamına gelmektedir. Acımasız, merhametsiz, zalim anlamında ruthless kullanılmaktadır. Vahşi anlamında ne biliyoruz? Wild'ı biliyoruz. Hemen onu ekleyelim. Wild'ı biliyoruz. Aynı zamanda brutal da vahşi anlamında kullanılmaktadır arkadaşlar. Brutal. Ve bir de savage. Savage. Bu da nispeten diğerlerine nazaran biraz daha az vahşi anlamında kullanılır. Wild'ı daha çok tercih ediyoruz tabii ki atrocious da kullanılmaktadır. Ve berbat anlamına geldiğimiz zaman da wretched var. Oradan aklıma gelen terrible var. Bakın. Terrible'ı yazalım. Terrible. Awful iğrenç anlamında, berbat anlamında kullanılmaktadır. Öyle değil mi? Ve bir de wretched. Wretched kullanılmaktadır. Wretched Awful, terrible, berbat, iğrenç anlamlarında kullanılmaktadır. Ve dördüncü de atrocious kullanılmaktadır arkadaşlar. Şimdi ben burada cümlede de berbat anlamında aldım. Fransızcayı berbat bir aksanla konuşuyor. Şimdi güzel bir cümle kuralım burada birlikte arkadaşlar. Konuşuyor. Konuşmak anlamında speak filini kullanalım. She speaks diyelim bakalım cümleyi nasıl kuracağız. She speaks. O konuşuyor, o konuşur dedik. Neyi konuşur? Nesini arayalım? Fransızcayı konuşur. She speaks French. Fransızcayı konuşur. Nasıl? Berbat bir aksanla. Accent, aksan. Berbat, atrocious. Aksan ile diyor aslında. Gördünüz mü? Burada bir edata atlamayınız arkadaşlar. Burada with edatıyla hemen bunu bağlayın ve ardından berbat bir aksan değil sıfat tanımlamasını oluşturan ilk olarak miktarı yazın bir anlamında e ya da eni kullanacağız. Atrocious burada a ile başladığı için e ile okunduğu için N kullandım. Şimdi atrocious yazacaksın burada. Atrocious aksan accent accent noktayı koyduk. Cümlede çevrilmiş oldu. Çok güzel bir cümle oldu. Bu cümleyi güzel çevirdik. Şimdi burada atrocity kullandık. Ve aynı zamanda berbat anlamında awful ve awful, terrible ve wretched'ı burada da yine kullanabilirdik. Authentic sıfattır arkadaşlar ve burada son kelimemiz. Otantik anlamında tabii ki burada Türkçemize de girmiş yabancı bir kelimedir. Kullanabilirsiniz. İşte herhangi bir şeyi otantik olarak gösterebilirsiniz. İşte doğayı, işte gölü, nehri, denizi, bir otel odasını, bir gördüğünüz insanın işte davranışları otantik ve benzeri işte bu şekilde tanımlayabilirsiniz. Ben burada eş anlamlı olarak otantik de değil de daha çok gerçek ve güvenilir anlamlarında da otantik kullanılabileceğini sizlere göstereyim. Eş anlamlarını da söyleyeyim arkadaşlar. Hemen burada gerçek olarak dediğimiz zaman zaten çokça burada eş anlamlısını biliyoruz. Gerçek deyince mesela exact, exact. Gerçek, asıl kesin, kt anlamlarına da gelmektedir. Exactly dediğiniz zaman kesinlikle anlamında katmış olursunuz. Bunu zarf yapmış olursunuz. L'ye 2 getirdiğiniz zaman. Aynı zamanda true, gerçek, doğru anlamında, asıl anlamında. True, false dediğiniz zaman yanlış, hata, hatalı anlamında. Aynı zamanda actual, actual yine gerçek anlamında. İşte real kullandığınız zaman gerçek anlamında. Really dediğiniz zaman gerçekten şeklinde katmış olursunuz. Bunlar önemli kelimelerdir. Otentik de burada gerçek anlamında kullanabilir arkadaşlar. Eş anlam olarak. Güvenilir anlamında tabii burada birkaç tane benim aklıma fiil geliyor ve fiilden türeyen sıfatlar geliyor. Mesela bunlardan bir tanesi rely on. Rely on. Güvenmek birine bel bağlamak anlamındadır. Ve bunu sıfatlaştırmak için reliable demeniz gerekiyor. Şu şekilde Evet, rely on'u öğrenmiş oldunuz ve bundan türeyen sıfatı da gördünüz şimdi. İkinci olarak depend, depend on, birine güvenmek belbaba yine rely on gibidir. Bunu da sıfatlaştırmak için able ekine getirsin, dependable şeklinde bunu vermiş olursunuz. Ve burada benim güvenilir dediğim zaman en çok kullandığım kelimelerden bir tanesi trustworthy Trust da zaten bir fiildir ve güvenmek anlamındadır yine ilk ikisi gibi söylediklerim gibi. Worthy'yi de eklerseniz buraya trustworthy bu da güvenilir anlamında kullanılmaktadır arkadaşlar. Bir tane daha söyleyeyim sizlere. Credible bu da. Credible da güvenilir anlamında kullanılmaktadır. Yine güzel kelimeler öğrendiniz burada. Authentic'e. Şimdi bununla ilgili son cümlemize bakabiliriz. Bu gerçek bir haber raporu buna güvenebiliriz. Şurada gerçek anlamında otentiki kullanalım. Hadi bakalım. Nokta var zaten. Bunu şurada to be e vereceğiz. Bu diyeceğiz. Özne konumunda this olacaktır. This is. Gerçek bir haber raporu. Haber raporu anlamında news report'u kullanalım. Ve gerçek anlamda otentiki kullanalım. Öncelikle burada sayı sıfatını verin arkadaşlar. Bir anlamında miktar sıfatını e ya da N mi N olacak? Çünkü authentic bakın. Burada authentic A ile yazılıp O ile okunuyor. Bundan dolayı da sesli harfle başladığı için N olarak bir anlamında verdim bunu arkadaşlar. Haber raporu news news report şeklinde de bunu verdim. Authentic'i burada gerçek anlamında kullandım. Ya da burada güvenilir anlamında tabii ki kullanabilirsin. Mesela haber raporu güvenilirdir. işte buna güvenebilirsiniz şeklinde de olabilir tabii ki. Devam ediyoruz. Buna güvenebilir güvenebiliriz. Kim? Biz güvenebiliriz. Bizle birlikte başlıyoruz. We. Şimdi güvenmek anlamında sizlere anlattım arkadaşlar. Trust kullanılabilirdi. Depend on kullanılabilirdi. Rely on kullanılabilirdi. Bunlar birine güvenmek, birine bel bağlamak anlamında tercih edebilirsiniz. Şimdi güvenebilirsiniz. Ebilmek, abilmek e anlamında can modülünü hemen verelim burada. We can depend'i kullanacağım. Depend on neye habere. Tekrardan onu yazmayacağım ve it yazacağım ben burada. Depend on it. Evet ona güvenebiliriz. Ona bel bağlayabiliriz anlamında kullandık. Authentic'i de bu şekilde sıfat olarak öğrendik ve eş anlamlarında değerlendirdik. Ve 6. bölümde noktaladık arkadaşlar. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.